İşte merhaba, uzun bir aradan sonra birlikte vazo yapıyoruz. Vazomuzun modeli bu. Bu model bir vazo yapıyoruz sizlerle birlikte. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 milim bambu, mezura, yan keski ve su sprey şişesi. Şimdi ben tabanımı hazırladım. Daha önceki videolarda başlangıç videosu olarak tabanın yapılış şekli var. Oradan faydalanabilirsiniz tekrar. 6 santimlik bir taban hazırladım ben. Tam çapı 6 santim. Yani şu anda şu kısımdayız. Altını yaptık. Eklemelerimizi her zaman söylediğim gibi alttan yapıyoruz ipimiz bittiğinde. Yaptığımız modelin her zaman içinde kalacak. O yüzden böyle çeviriyoruz. Bakın eklemeler burada. Ben böyle çevirdim. Şimdi bu çubuklarımı hafif şöyle yukarı doğru kıvırıyorum. Çünkü ben böyle yukarıya doğru döneceğim. Bu vazonun modelini elimle kendim şekillendireceğim. Böyle bir vazo yapmak için hafif eğik bir şekilde bambularımı, tam dik değil, hafif eğik, ilk birkaç sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Yani böyle. Döne döne çubuklarımı havaya kaldırıp hafif eğik olarak birkaç sıra devam ediyorum. Dediğim gibi tam dik olmayacaklar. Küçük olduğu için böyle elimizde çalışabiliriz. Daha büyük objelerde masaya koyuyoruz. Bu daha minik. Elimizde rahatlıkla. 2 milim zaten rahat çalışılan bir milimdir. Döne döne hafif eğiyorum. Eğip geçiyorum. Her seferinde eğip üzerinden geçiyorum. Ve çubuklarımı şöyle yan olanlara düz yapıyorum. Şimdi burada ipim bitti. Bunu tekrarlayalım. Buradan kesiyorum. Şöyle diğer bambumu alıp bunun yanına ucuca getirip kaldığım yerden devam ediyorum. Beklediğim yerin üzerinden geçtim. Orası kilitlendi artık. Yeri çözülme falan olmaz. İlk bir şekilde devam ediyorum hala. Her zaman merkeze ittiriyorum çalışırken. Düzeltiyorum yamuk olan çubuklarımı. Yine ipim bitti. Bakın. İçte kalan kısımdan şuradan kesiyoruz. Bu şekilde. Özellikle kısa çubuklarım vardı. Ben bugün onları kullanıyorum değerlendirmek için. Normalde bu kadar kısa olmuyor bambu çubukları. Daha uzun oluyor. Şimdi bakın ben bunu dönüşten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Siz de ortalama 5-6 sıradan sonra hafifçe artık içe doğru şu bombeyi vereceğiz çünkü. Bakın şuradaki bombe. Şu bombeyi vereceğiz. Hafifçe içe doğru çok hafif bastırarak keskin bir şekilde değil. Siz zaten ona çok hafif bastırdığınızda o yönünü bulur, o yönde devam eder. Hafifçe bastırarak bu şekilde devam ediyorum.
Evet. İçe doğru dönmeye başladık. Bambum bitti. Yine buradan kesiyorum. Evet, bakın. Bu şekilde sepetler de yapabilirsiniz. Evet, kaldığımız yerden bambuyu ekliyoruz ve devam ediyoruz. Hala içe bastırmaya, hafifçe ama devam ediyorum. Bakın, çubuklarım hep dümdüz olacak. Bunlar yamuk olursa şeklimiz de bozulur. Bu arada arada bir fısfıslıyoruz. Fısfıslamayı ihmal etmeyelim. Hem ellerimiz acır hem de istediğimiz şekli veremeyiz. Evet, hafifçe içe doğru eğik bir şekilde devam ediyorum. Siz de böyle kalan kısa bambularınızdan minik objeler, minik vazolar, minik sepetler yapabilirsiniz. Hala içe bastırıyorum. Çok hafif bir şekilde. Bakın, bayağı böyle içe dönmeye başladı vazomuz. Arada düzeltiyoruz, bakıyoruz. Yamuk bir yeri varsa orayı düzeltiyoruz. İçe döndürmeye devam. Giderek daralıyor zaten. İstediğimiz de bu. Giderek daralması. İstediğimiz yere geldikten sonra da açmaya başlayacağız. Yani bakın, şöyle daraltıyoruz. Ondan sonra da açmaya başlayacağız. Çubuklarımız birbirine ne kadar eşit olursa ve ne kadar düz olursa o kadar güzel çıkar şeklimiz. Şuradan kesiyoruz yine ve devam ediyoruz.
bakın. Bayağı daraldı. Orada biraz dibini şöyle hafifçe bastırın ki düz otursun. Daha büyük vazolarda daha kalın bambular kullanabilirsiniz. 2,5 milim, 3 milim gibi. Biraz ıslatalım yine. Evet. Bakın açılarımız iyice daraldılar. Biraz daha daralttıktan sonra bunları dışa açacağız. Daraldıkça biraz aralara girmek zorlaşır. Bu normal. Ama biz yine de her zaman merkeze ittirelim sımsıkı bir şekilde. Evet, bence yeteri kadar daraldı burası. Tabii bunu değiştirebilirsiniz. Daha da daraltıp daha genişte tutabilirsiniz. Şimdi artık bakın. Açılarımızı dışa doğru açacağız. Böyle. Ben bu çubukları nereye açarsam benim şeklim oraya doğru gider. Evet. Dışa doğru açmaya başladım ve merkeze yine ittiriyorum. Evet, bakın açılmaya başladılar. Şimdi yine aynı şekilde ekliyoruz. 1-2 sıra sonra tam açılmış olacaklar. Evet, daha rahat şimdi çalışmak. Dışa doğru çekiyorum. Az önce içe doğru bastırıyordum. Şimdi dışa doğru çekiyorum bambu çubuklarımı. Açılmaya başladı.
Evet, dışa doğru açıyoruz. Biraz daha açalım. Hep eşit şekilde açmamız gerekiyor. Aynı açıda. Ona zaten elimiz alışıyor sonrasında. Her geçtiğimi açıyorum gördüğünüz gibi. Çekiyorum üzerinden ve altından geçiyorum. Evet, açılarımı tekrar açmaya devam ediyorum. İstediğim yere kadar gidebilirim ama bizim kapama için bir paya ihtiyacımız var biliyorsunuz. Şu kadar bir şey yeterli olur bu vazoda. En fazla şu kadar daha ilerleyebilirim. Evet, gayet güzel. İstediğim gibi olmaya başladı. Islakken istediğimiz şekilde düzeltebiliriz yamuk yerlerini. Çünkü nasıl kurutursak öyle kalırlar. Evet, ben bu ipin bitene kadar devam edeceğim. Sonra kapamaya geçeceğiz. Bakın. Şöyle göstereyim. Altını da bastırmıştık. Evet, bu şekilde. Şimdi üst kısmını kapatacağız. Islatıyoruz bir güzel yine. Herhangi bir yerden başlıyoruz. İki tane çubuğumuzu aldık. Hemen önümüze çıkan çubukların önünden sonrakinin arkasından geçip merkeze ittirip şuradan kesiyorum. Bakın. Şöyle. Yakından da göstereyim. Şöyle kesiyorum. Sonra önünden geçtiğim çubuğu alıyorum. Bir sonrakinin önünden, bir sonrakinin de arkasından geçip yine aynı şekilde aynı yerden kesiyorum. Bu. Bunu alıyoruz. Bir sonrakinin önünden, bir sonrakinin arkasından ve kesiyoruz. Bu şekilde devam. Bastırarak sıkıca kapatırsak geri açılmazlar. Kuruduğunda sabitlenirler zaten. Şimdi son iki tane kaldığında bunu da alıp sepetin vazonun içine bırakıp burası önemli. Şimdi en son bir tane kaldı. Şu da ilk yaptığımız.
En sonuncuyu bu sefer dışarıdan içeriye ilk yaptığımızın içinden şöyle geçiriyoruz. Ben bir biz alayım elime. Biz yardımıyla yapayım. Bak. Şurayı hafifçe açalım. Dıştan şöyle içe çektiğim zaman burası kilitlenecek. Ve düzeltiyoruz sonra elimizle de. Hepsi eşit oluyor böylelikle. İçeride fazla uzunlar varsa onları da kesiyoruz. Çok da kısa kesmeyelim, geri çıkmasınlar. Evet. Vazomuz hazır. Tam son şeklini veriyoruz. Şöyle toparlıyoruz. Evet. Vazomuz hazır. Bu şekilde. Bakın biz minik bir vazo yaptık. Şöyle süsleyebiliriz. İçine kuru çiçekler çok yakışır. Sizler de benim gibi vazo yapmak istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.